Rusya'nın desteklediği rejim güçlerinin saldırısıyla topraklarının büyük bölümünü kaybeden Türkmen Dağı'ndaki muhalifler, artan saldırılar karşısında yaşam biçimlerini değiştirmek zorunda kalıyor. Gece gündüz insansız hava araçlarıyla izlenen ve birçok noktası rejim tarafından vurulabilen bölgede Suriyeliler mecbur kalmadıkça yerini değiştirmiyor. Türkiye sınırı yakınındaki 5 köye sıkışan ve yolculuk için gece saatlerini seçen Türkmenler, araçlarının ışıklarını kapatarak seri şekilde hareket ediyor. Muhalifler birçok bağlantı yolu rejim askerlerince gözetlendiği için tepelerin arkasından yeni yollar açarak köyler arası ulaşımı sağlamaya çalışıyor. Halk çadır kurmak için daha çok sarp tepelerin altını ve ağaçlık alanları tercih ederken her çadırın yanına da saldırı anında saklanacak bir sığınak kazıyor. Yoğun saldırı anında hemen sığınaklara inen Türkmenler bazen gün boyu burada kalıyor. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı 2. Sahil Tümeni'nin saha komutanlarından Ebu Furkan yaptığı açıklamada köylerinin son aylarda çok yoğun vurulduğunu söyledi. Biz burada Türkmen Dağı'ndayız. Son duruma kadar bu Türkmen Dağı'nda kalacağız. Son damla kanımızla. Yollarımız, önündeki yollar yepyeni yollar açtık. Yollarımızla gelip gidiyoruz. Yarın kışın gelip gideceğim kesme yollarımızla. Gelip gidemek. Toprağın altında yaşıyoruz. Allah'ın izniyle son damla kanımıza kadar bu dağlarda yaşayacağız. Yakın bir vakitte de herkes köyüne geri dönecek Allah'ın izniyle. Bölgede sadece rejimle savaşmadıklarının da altını çizen Türkmen komutan, Rusya ve İran'ın da bölgede etkin olduğunu dile getirdi. Biz bu silahla uçakları karşı koyuyoruz. Biz de ne gecemiz gece ne gündüz gündüz. Bütün gece toprak altında yaşıyoruz. Mağaraların içinde yaşıyoruz. Yine Allah'ın izniyle tam bu savaşı yapacağız son damla kanımıza kadar. Furkan, Türkmen Dağı'nda neredeyse her adımda irili ufaklı sığınakların yer aldığını vurguladı.